Arkadaşlar, bugün size makas çeşitlerini anlatacağım. Çocuklar için. Burası plastik. Evet. Burası da demir. Ucu batmıyor. Mutfak makası. Annemin kullandığı makas. Burada ceviz kırılıyor. Burada da kavanozun kapağı açılıyor. Börek. Börek geziyor annem onunla. Bu bahçe makası. Oo, çok Dedem iyi. bunda Ne yapıyor? çiçeklerin dalını kesiyor. Ağaçları. Bir de bunlar var. Bunlar da tırnak makası. Herkesin bir çeşit tırnak makası alır. Bu benim tırnak makasım. Evet, büyük gözler. Büyük de bu. Bu da babam kullanıyor bunu da. Evet, sonra da tırnaklarımıza tutuyoruz, değil mi? Evet. Ve kesiyoruz. Evet. Evet Ucu çocuklar. sivri bunun. Birazcık da böyle ucu sanki eğik gibi karganın burnuna benzemiyor Evet. mu ucu? Evet. Değil mi? Karganın burnuna benziyor. Evet. Bunu dedemden aldım. Dedem bahçeyle uğraşmayı seviyor demek ki. Evet. Arkadaşlar, sizin farklı makasınız var mı? Görebiliyor musunuz? Benim böyle bir tane nakış dikiş işlerimde kullandığım etamin falan yaparken bakın elime daha güzel oturması için parmağım şu orta parmağımı buradan geçiriyorum. Bu iki parmağımla da buradan tutuyorum. Bu şekilde kestiğim, bu şekilde yan yan kesebildiğim bir makas. Bu değişik. Bir de çok küçük bir gene nakış dikiş işlerinde, oya işlerinde, minik minik işlerde böyle küçük yerleri kesmek için minik makas. Ve bakın, herkes baksın. Ta 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 tam. Şu da var. Babanın saç kestiği makas da var. Bakalım bir, bakalım. Ucu yuvarlak. Şeylerin ipleri, kumaşların üstündeki ipleri böyle kesmek için ucu yuvarlak bir makas. Arkadaşlar, sihirli makasınız olsa ne yapardınız? Nehir olsun. Ben Eyvah. bütün Neden perdeleri perdeleri kesiyorsun? kesertim. Ne? Perdeleri niye kesiyorsun Nehir? Acaba neden? Ben çılgınım. Ben de çılgınım, haberin olsun. Eda. Lan, buralarda da. Annemle bizim yatakta birinin yatağında bir tane panda böyle yanında var. O hep düşüyor. Onun böyle bir tane ucunu kesip daha kolay düşüyor. Onu bir yere bağlayıp daha kolay düşmemesini sağlardım. Rengi Aha. orada için teşekkür ederim. Altyazı M.K.